Değerli arkadaşlar, Gelişimci Mühendisi YouTube kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte dünyanın en büyük dizel motoru üzerinde konuşacağız. Bunu konu üzerinde konuşurken de bakış açımızı mühendislik anlamında genişletmiş olacağız. Arkadaşlar, videomuza geçmeden önce YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Kanalımız sizlerle birlikte büyüyecektir. Keyifli izlemeler dilerim. Arkadaşlar bakın, şurada tırın üzerinde yüklü olan devasa boyuttaki, neredeyse arkadaşlar bir binadan büyük olan, uzun olan motor dünyanın en büyük dizel motoru. Arkadaşlar bu motoru Finlandiyalı bir üretici firma üretiyor. Peki bu motorlar neyin hareketinde kullanılıyor diyecek olursanız arkadaşlar, dünyanın en büyük konteyner taşıma gemilerinde, kuru yük taşıma gemilerinde, burada gördüğünüz yani denizde hareketinde, burada gördüğünüz arkadaşlar dünyanın en büyük içten yanmalı pistonlu motorları kullanılıyor. Bakın arkadaşlar, burada gördüğümüz motorun motor bloğu dediğimiz yapı şurada gördüğümüz yapıdır. Bunun içerisinde arkadaşlar neler vardı? Pistonlar vardı, yağ geçitleri vardı. Buradaki motor bloğunun soğutulması için arkadaşlar neye ihtiyacımız var? Su geçişleri, yani soğutma sıvısı geçişleri vardı. Şurada gördüğümüz yapı arkadaşlar volan dediğimiz, yani güç aktarım sistemine, yani pervanelere gücü ileten yapı olarak karşımıza çıkıyor. Biraz önce arkadaşlar konuştuğumuz motor bloğunu, yani otomobil 4 silindirli motor bloğunu sanırım şunun yanına koysaydık arkadaşlar küçücük kalacaktı. Yani motor bloğu arasındaki farkı da görmenizi istiyorum. Peki bu farklar neden kaynaklanıyor diye soracak olursanız, arkadaşlar geçmişten günümüze geldiğimizde ya da geleceğe de baktığımızda yüzlerce motor üretici firması binlerce farklı boyutta, geometride ve çalışma aralığında motorlar üretmiştir. Ve arkadaşlar üretmeye de devam edecektir. Yani günümüzde 20 silindirden tutun da arkadaşlar tek silindire kadar motorlar, 10 beygirden tutun da arkadaşlar yüzlerce beygire sahip motorlar karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar baktığımızda bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi güç ihtiyacıdır. Yani içten yanmalı pistonlu bir motor kullanan motosikletle 100 beygirlik arkadaşlar ya da baktığımızda küçük bir beygirlik 100 cc'lik bir motosikletle dünyanın arkadaşlar en büyük içten yanmalı pistonlu motorlarını kullanan tankların, gemilerin güç ihtiyacı kesinlikle birbirinden farklıdır. Siz arkadaşlar farklı güçler üretmek için ne yapacaksınız? Farklı tipte motorlar ve büyük motorlar üretmeniz lazım. Neden? Yanma tepkimesine ve oluşan basıncın arkadaşlar büyük olması lazım. Arkadaşlar oluşan basınç büyük olursa bunlara bağlı olarak da arkadaşlar malzemelerinizin mukavemet değerlerinin ya da sıcaklık değerlerinin, basınç değerlerinin buna da erişmesi lazım. Yani güç ihtiyaçları farklı olduğu için arkadaşlar bizim karşımıza farklı tiplerde ve farklı boyutlarda, farklı hacimlerde motorlar çıkıyor. Yani bizim burada değinmek istediğimiz arkadaşlar biraz önce gördüğümüz 4 silindirli motor bloğu sadece bir tane değildir. Bunun dışında arkadaşlar yüzlerce farklı motor firması yüzlerce farklı modelde motor üretir ve her birinin arkadaşlar tasarım lisansları birbirinden farklıdır. Arkadaşlar bakın, bu videoda sizlerle birlikte işte biraz önce gördüğümüz dünyanın en büyük dizel motorunun üretimini göreceğiz. Her bir parçası arkadaşlar gördüğümüz gibi insanın arkadaşlar neredeyse 3-4 katı, tonlarca bir ağırlıktan bahsediyoruz. Tonlarca arkadaşlar büyüklükten bahsediyoruz ve bunları döndürmek, geminin hareket etmesi için arkadaşlar bunlara kesinlikle ihtiyacımız var. Bakın krank milini görüyoruz. Neredeyse arkadaşlar yüzlerce ton ağırlığında. Arkadaşlar burada gördüğümüz motor yaklaşık olarak 109 bin beygir güç üretiyor. Bu ne demektir? Arkadaşlar günümüzde otomobillere baktığımızda düşük segmentlere 100 beygir ile 200 beygir arasında güç üretir. Bunun dışında arkadaşlar süperspor otomobillere baktığımızda yaklaşık olarak arkadaşlar 600-700-800 beygirlerde çalışma aralığı vardır. Buradaki motor arkadaşlar 109 bin beygir güç üretiyor. İşte motorun bu kadar büyük olmasının altında yatan sebep bu. Bakın arkadaşlar, monte edildiğinde içerisinde merdivenler bulunuyor ve iki tane arkadaşlar birbirine monte edilmiş krank bulunuyor ve burada gördüğümüz arkadaşlar motorda toplam 14 tane silindir bulunuyor. Biraz önce konuştuğumuz otomobil motorunda 4 silindir varken buradaki motorda arkadaşlar 14 tane silindir bulunuyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar motorların güç ihtiyacı birbirinden farklı olduğu için motor tipleri de tamamen birbirinden farklı oluyor. Bunun dışında arkadaşlar sizlerle birlikte ilerleyen bölümlerde konuşacağız.
Bizler bir önceki videoda 4 silindirli bir motor bloğundan bahsetmiştik. Bunun dışında arkadaşlar motor tipleri bizim silindir sayısına göre ve şekline göre farklı tiplerde karşımıza çıkıyor. Bakın arkadaşlar burada sıralı bir şekilde 6 silindirli motor görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve silindir sayısı arkadaşlar genel olarak ne kadar artarsa aslında baktığımızda motorun gücü de o kadar artıyor. Burada da arkadaşlar V şeklinde bir 6 silindir motor görüyoruz. Buna da arkadaşlar V6 diyoruz. Yani 3 tane burada, 3 tane burada. Burada arkadaşlar biraz da alandan tasarruf etmek için bildiğiniz gibi arkadaşlar kaputun altında dar bir alan vardır. Bu dar bir alanda arkadaşlar tasarruf sağlamak için de bu şekilde arkadaşlar biraz da alanı küçültülmüş motorlar tercih ediliyor. Bunlar arkadaşlar özellikle süper spor arabalarda V12'ye kadar çıkan motorlar var. Buradaki motora baktığımızda arkadaşlar V6 şeklinde karşımıza çıkmış oluyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar ileride bunları konuşacağız. Bunlar da arkadaşlar bakın bizlerin motor bloğu dediğimiz kısımlar. Burada değinmek istediğimiz nokta motor blokları da arkadaşlar birbirinden farklı olarak çıkabiliyor silindir sayısına bağlı olarak. Ama arkadaşlar her birinin amacı aynı. Arkadaşlar buradaki silindirlerin içerisinde pistonların hareketini sağlamak, buna bağlı olarak arkadaşlar birçok parçayı içerisinde monte etmek, yağlama sistemlerini ve soğutma sistemlerini içerilerinde barındırmak ve motorun iskeletini oluşturmak, motor bloğu ne olursa olsun, görevi ne olursa olsun, hangi firma tarafından üretiliyor olsun, aynı arkadaşlar çalışma sistematiğinde çalışıyor. Bunu bilmemiz yeterli olacaktır. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle.